Kemalpaşa Kaymakamlığımıza ait ve okulumuz Ülmüren Baradan Güzel Sanatlar Lisesi ile KOSPE ortaklığında yürütülecek olan NIF Art Kemalpaşa, İzmir'in genç sanat girişimciliğinin desteklenmesi projesi, okulumuz öğrencilerinin ve projeye dahil olacak genç sanatçılar için kültür endüstrileri alanında yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerini destekleyerek ayrıca kişisel gelişimlerine büyük destek sağlayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültüre ve sanata çok büyük önem veriyoruz ve destekler veriyoruz. Yeni kültür merkezleri yapıyoruz, yeni sanat alan merkezleri yaratıyoruz. Bütün sanat etkinliklerine destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi biz bakanlık olarak sinemaya destek veriyoruz. Yani sinemada yapımcıya destek veriyoruz, sinema salonlarına destek veriyoruz. Efendime söyleyeyim, sinema festivallerine destek veriyoruz. Tiyatrolarımıza destek veriyoruz abi, değerli arkadaşlar. Yani özel tiyatrolarda hem salon desteği veriyoruz, hem maddi destek veriyoruz. Ayrıca sanat kurumlarımız, biliyorsunuz burada 5 tane sanat kurumumuz var. Bu sanat kurumu opera, bale, senfoni orkestrası, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, klasik koro. Bu sanat kurumlarımızla da yine okullarımıza hem eğitim anlamında hem sanat desteği anlamında destekler veriyoruz. Yine sanat kurumlarımızın bütün etkinlikleri bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi ne yapıyoruz İzmir'de? Bir defa Bordama Kültür ve Sanat Merkezimizi faaliyete geçirdik. Orada etkinliklerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani opera, bale, senfoni, Türk Dünyası Dans Müzik Topluluğu, tiyatro. Tiyatro ile ilgili ilimizde 4 tane sahnemiz var değerli arkadaşlar. Ve şükürler olsun ki kapalı gişe oynuyorlar. Biliyorsunuz hem Bordama Kültür Merkezimizde 400 kişilik bir tiyatro sahnemiz, konak sahnemiz. Yine karşıya kadar bir sahne yaptık. Eski sinema salonu bir sahnemiz. Urla'daki sahnemiz. 4 sahnemizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca turnelere gidiyorlar. Yani tiyatro topluluğumuz turnelerde de destekler veriliyor. Değerli arkadaşlar, yine opera balemiz aynı şekilde hem Elhamra sahnesi hem yine kültür merkezindeki sahnemizi full bir şekilde devam ettiriyor. En önemlisini söylüyorum. Tekel binalarımızı kültür ve sanat merkezi yapıyoruz değerli arkadaşlar. Ve sene sonuna bitireceğiz. İnşallah 2023'ün Mayıs ayında da kültür festivalimizi yapacağız. Biliyorsunuz şu anda İstanbul'da yapılıyor, Ankara'da yapılıyor, 1 Ekim'de Diyarbakır'da yapılacak. İnşallah 2023'ün Mayıs'ında da burada uluslararası kültür festivalimizi yapacağız. Bütün festivallere desteklerimiz devam ediyor. Kendimizin bakanlık olarak yaptığımız opera bale festivalimizin bu sene 5.sini yapacağız. Diğer festivallere de işte burada olduğu gibi bakanlıkla maddi destek veriliyor. Yani kültüre sanata her türlü önemi vermeye çalışıyoruz. Desteklerimizi vermeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, böyle bir projeden dolayı başta kaymakamımıza, milletvekillerimize, belediyemize, okulumuza, KOSPE başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle projelerin devamlarını istiyoruz. Biz de her zaman yanınızdayız. Hürmetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kaymakamlığımız bünyesinde bir proje ofisi oluşturduk. Proje ofisimizden de proje hibe çağrısında bulunan açıkçası tüm kurum kuruluşları, hibeci kuruluşları takip etmeye başladık, ajansları. Ve biraz tesadüf, biraz da aslında istediğimiz bir konuydu. Kültür Bakanlığımızın ilk bu çağrıya çıktığını gördük. Kültür ve sanatın desteklenmesi adına, genç sanat girişimcilerinin desteklenmesi adına böyle bir proje çağrısı olduğunu görünce ilk müracaatımızı buraya yaptık ve güzel bir proje olduğu için de kabul edildiğini düşünüyorum. Kültür Bakanlığı'nın çünkü ilgili daire başkanlarıyla, şube müdürleriyle de görüşmemiz oldu. Projemizin ortağı KOSPE ve vitrinimiz diyorum, Güzel Sanatlar Lisesi'ndeyiz. Çünkü Güzel Sanatlar Lisesi'ni biliyorsunuz, her ilde de yok. İlimizdeki iki Güzel Sanatlar Lisesi'nden birisi de başarısıyla da ismini her yerde duyuran Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'miz. Projemiz çok gönüllü bir proje. Hem okulumuza, öğrencilerimize katkısı olacak bir proje,
hem ilçemize hem KOSPİ'ye katkısı olacak bir proje. Dolayısıyla KOSPİ'ye teşekkür ediyorum. Her projemizde desteklerini ifade ediyorlar. Projelerde bildiğiniz üzere belli bir katkı payı sunmak üzere başvuru sahibinden ya ortak istiyorlar ya kendilerine bir katkı payı sunmasını istiyorlar. Sağ olsunlar KOSPİ biz bu anlamda hep yanımızda biliyoruz. Ayrıca teşebbüs heyet başkanı olarak da Sayın Valimiz aynı şekilde yönetim kuruluyla birlikte bizlere desteğini ifade ettiler ve başvurduk. Projemizde hem okulumuza resim ve müzik bölümüne ihtiyacı olan bir takım malzemelerin, donanım malzemelerin alınması var. Hem etkinliklerle dolu bir süreç bizi bekliyor. İçerisinde konservatuvar ziyaretleri olduğu gibi köy okulları ziyaretleri var. Hem yukarıya doğru hem aşağıya doğru bir etkileşim var. Genç sanat girişimlerinin desteklenmesi ve bir heyecan oluşturması adına böyle bir çalışma var. Hem de onları vizyonlarına vizyon katacak mesleğin, duayenin, sanatçıları, kendilerini sevdiği sanatçılarla buluşturup, söyleşi yaptırıp belki kariyerlerine yön verecek bir takım görüşmeler sağlayacağız. Bu isimler arasında kendilerinde talep ettiği Fırat Nezuroğlu gibi tasarımcı, koreograf, dansçı, çok yönlü bir sanatçı hemşehrimiz kendisiyle de görüştü. Bakanlıktan da özellikle bana ifade ettiler. Kendilerinin geleceğinden çok memnun olduklarını ifade ettiler. Bakanlığın da tanıdığı bu anlamda isim yapmış bir hemşehrimiz. Cihat Aşkın var yine uluslararası anlamda yine sahip bir kitaba mürtiyozumuz kendisi. Kaan Bağcı yine illüstratör, tasarımcı bir hemşehrimiz, bildiğim bir hemşehrimiz. Cihat Işıkan, Profesör Doktor Cihat Işıkan hocamız müzik ve ses teknoloji alanında iyi bir hocamız kendisi. İlaveten de kapanışında da bir tanıdık popüler bir sanatçıyla da düet yaptırarak güzel bir kapanış yapmayı düşünüyoruz. Okulumuza böyle çok yönlü katkıları olacak bir proje. Aynı zamanda ilçemize de proje içerisinde büyük bir eksikliğinde hissettiğimiz tanıtım videosu hazırlatacağız. Türkçe ve İngilizce tanıtım videosu hazırlatacağız. Turizm haritası hazırlatacağız. Bunun da eksikliği var. Çünkü Kemal Paşa sanayisiyle er geçen gün hamle yaptığı gibi, bir geleceğin pozisyonunda olduğu gibi turizmde de, kırsal turizmde de her geçen gün bilginin arttığı bir ilçe. Tarım işte bugün sabahleyin kiraz hasadının startını verdik. İzmir Türkiye birincisi iken Kemal Paşa'da İzmir birincisi bir rekolteye sahip ilçemiz. Aynı şekilde farklı üzümü, şeftali, değişik meyve sebzelerde tarımda da söz sahibi bir ilçe. Her anlamda söz sahibi ve konum itibariyle de, ulaşım kolaylığı itibariyle de her yönden hızla gelişen bir ilçe. Açıkçası bugün sabah bile bu saydığım şeylerin eksikliğini hissettim. Sabahleyin Patma Okulumuzun misafiri Erasmus öğretmenleri gelmişti. Almanya'dan, İspanya'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan 20 de öğrenciler geldi. Daha önce çalıştığım yerde de hazırlamıştık benzer bir proje içerisinde böyle bir şey. Yani isterdim ki onlara İngilizce ilçemizin tanıtım videosunu izletelim. Arkasında bir turizm haritamızı verelim. Yani önce ilçemizi tanıttıktan sonra heyecan uyandırarak gezilerine başlatalım isterdim ama inşallah bundan sonraki ziyaretçilerimize yetiştireceğiz çünkü bu da ciddi bir ihtiyaç bizim için. Bu da hazırlanacak. Aynı zamanda KOSPİ'ye de ortağımız olarak böyle bir katkı sunacak bu proje. Aynı şekilde tanıtım videosu hazırlanıp KOSPİ'de bundan sonraki çalışmalarında kullanabilecek onu diye düşünüyorum. Proje ofisimizde bahsetmiştim. Daha birçok başvurumuz oldu. Nazarköy'le ilgili Sayın Valimiz de geldi, gezdiler. Dolayısıyla şu anda kabul gördü sayıyorum. Çünkü SOGEP'ten bize bir projenin birini bize söz verdiler ve hem teknik destek programından 200 bin lira hem de 1 milyon 750 bin lira yanlış hatırlamıyorsam da Kalkınma Ajansı'ndan
oraya sokak sağlıklaştırılması, takip dokunuşlarına cazibesinin artırılması ve eğitimlere yönelik çok yönlü bir projede Kalkınma Ajansı'nın desteğini alacağız ve daha başka da başvuru yapıp neticesini beklediğimiz açıkçası projeler var. Burada da birazcık Kültür Bakanlığı bütçemizi kıstı. Yani bizim ilk gönderdiğimiz haliyle değil ama anladığım kadarıyla onlardan olabildiğince çok ilçeye, projeye destek vermek istiyorlar. Belli ölçüde herkese katkı sunmak istedikleri için bir kısmını kıstılar. Kısmasalar da içine de yine okulu daha da heyecanlandıracak bir şey de vardı. Öğrencilerimizin bir kısmını hem müzikçi hem resimlileri Paris'te sanat akademilerine gönderip orada güzel bir heyecan yaratacak onlar için de bir program vardı ama bu kısmını çıkarmak zorunda kaldı. O sonra bu destek de bizim için çok önemli. Ben hem Kültür Bakanımız ve Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz yetkililerine ve buradaki temsilcilerimiz Kültür Müdürümüze, yerelde katkısına yine Kospi'de Teşebbüsiyet Başkanı Sayın Valimize ve Yönetim Kurulu Başkanı Kospi Yönetim Kurulu Başkanımız Kamil Korsuk Efendi'ye ve yönetimine hem de emeği katkısı bulunan Lübnan Baradan Lisesi'ndeki idareci öğretmenlerimize, öğrencilerimize, proje ofisinde Berna Hocam, Mükerrem Hocam'a ve bugün aramızda bulunup bu güzel günü bizlerle paylaşan siz değerli misafirlerimize, yine sanatçı dostlarımız aramızda, Pınar'ın ve diğer arkadaşlarına bu günü bize paylaştığınız için şahsım ve çocuklarımız adına, öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederim. İnşallah projenin diğer aşamalarında da böyle güzel vesileyle bir arada olmak temennisiyle hayırlı uğurlu olsun diye saygılar sunuyorum.